Bakın burada ne var arkadaşlar? Componotus sancus, değil mi? Selam Exotico ve ailesi. Yine yeni bir doğa gezisiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün yalnız değilim. Doğayı uzun zamandır yalnız geziyordum ama bugün yanımda Muhammed arkadaşım var. Muhammed'le Merhabalar birlikte herkese. geziyoruz. Muhammed'in de kanalını arkadaşlar şu sağ üstte bırakacağım. Onun da kanalına abone olup takip ederseniz memnun oluruz. Birlikte şimdi doğayı gezeceğiz. Uçuşlar var. Bakalım kraliçe bulacak mıyız? Canlıları inceleyeceğiz, doğayı inceleyeceğiz. Siz de bize eşlik edin. Arkadaşlar bugün dağ taş dolandık. Hiçbir yerde kraliçe bulamadık. Muhammed'de nerede bulduk? Kızılırmak kenarında. Hatta o meşhur köprü şurada ileride gözüküyor. Muhammed, niye kraliçe bulamadık? Valla bugün işler kesat ya. Dün buralarda zibil gibi vardı ama. Aynen, dün Muhammed buralarda çok kraliçe bulmuş. Bugün o yüzden biz de buralara geldik. Daha biraz taşta kalmadık bulamadık. Ama gene bakacağız bir şeyler. Arkadaşlar burada parça yemesi Mesur kraliçesi dolu. Şöyle şunların aralarına girip buralara yuvalanıyorlar. Pazar günü olduğu için bugün çok kalabalık burası. O yüzden buralarda fazla kalmayacağız. Daha prens mi onlar? Yok. Kraliçe ama küçük bir tür. Kraliçe. Ve şey vasmani de değiller. Bak torakslarda kızıllık yok. Daha küçük. Bak mesela bak sana diyordum ya hani bazı türler uçuş yapmıyor. Yuvada kalıyor, kendisini işçi sanıyorlar diye. Bu mesela onlardan biri. Bak bu geçtiğimiz dönemden kalma. Bak tek kanat var görüyor musun? Dökmemiş tamam mı? Dökmemiş. Yuvada kalmış işçi olarak devam ediyor. Yumurta bakımı. Normalde diğer mesorlar gibi dışarı çıkıp da hasatçılık yapmıyor ama ne yapıyor? Yuvanın içerisinde yumurtalarla ilgileniyor. Ayak işleri yapıyor. Aynen. Uçuş yapmamış. Bu koloniye ne yapmış? Bağlı kalmış. Muhammed kardeşimin evine geldim. Beni misafir etti. Burada bir aşufte var. Bihter. Kuzum. Ballı börek. Az gel. Senin güzelliklerini yerim ben. Sen ne kadar tatlı bir şeysin. Neydi cinsi Muhammed? Bunun cinsi Golden Scottish Fold. Aman tanrım şu güzelliğe bak. Amile kendisi. Şımarık sen anne mi olacaksın şımarık? Sen anne mi olacaksın ballı börek? He? Muhammed bak kayıt altına alayım yavru alacağım. Senden haberin olsun. Egzotik bir tür. Aynen egzotik tür. Yakında uçuşlar olacak bu evet. Güzelliğin. Arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Seni zaten seni var ya öpe öpe uçururum ben. Seni var ya seni. Fındık seni. Muhammed bize akvaryumlarını gösterecekti. Merhabalar. Burada çeşitli akvaryumlarım var çeşitli tarzlarda. Şu 120 santimlik bir bitkili Güney Orta Amerikan karma akvaryumu. İşte koridoraslar, çöpçüler, vatozlar var. İpte gördüğünüz gibi. Şahane değil mi arkadaşlar ya? Apistolar var. McMaster'i goldlar. Gördüğünüz melekler. Şu onlar şeyler ne? Şu melek onlar Rionanay diye geçiyor. Normal meleklerden biraz daha farklı, daha orijinal bir türler. Hı hı. Bunlar toprak yiyen diye geçer. Geopagus. Şey mi? Toprağı tarıyorlar mı? Evet böyle? Evet. Aynen ağzına öyle. Geçirip oradaki aynen o şekilde besinleri süzüyorlar. Toprak yiyen grup olarak geçiyor. Yine bunlar Eliyoti, bunlar Orta Amerikan türleri. Onlar henüz küçük. Harika. Yani arkadaşlar ben biraz yabancıyım. Biz de Yağız biliyorsunuz akvaryum hobisinde. Ben biraz yabancıyım bu hobiye ama yani izlemesi son derece keyifli ve Muhammed harika yani harika yapmışsın şu dal parçaları falan şunu. Evet onlar ben oradan herhalde toplama şu uzun olan senin köyden koşu köyden değil mi? Akşam şey olsa ben oturup bunun karşısına herhalde bir 2 saat 3 saat hipnotize olabilirim diye evet, düşünüyorum. Şu anda zaten karanlıkta biraz daha güzel görünüyor şu anda yansıma yapıyordu. Burada ne var? Bu akvaryum yeni tuzlu su akvaryumu olacak. Şu anda diatom sürecinde canlı girmedim henüz. Hmm. Tuzlu su biyotop bitkili akvaryum olacak. Tuzlu su bitkili akvaryum yani makro alg dediğimiz. Şurada birkaç tane şeyi var ama daha gelecek böyle kırmızılı, yeşilli. Bunlar değişik. Canlı değil mi o zaman? Bunlar, bunlar plastik canlı, ve dekor bunlar, falan evet, değil. Yok yok, kaloerpa bunlar. Daha yayılacak bunlar. Şaka. Bu yine akvaryum. Şu an diatom aşamasında bu gördüğünüz kahverengi alg. Onlar gidecek. İşte canlılar eklenecek. Daha yeni bir akvaryum. Bunu göstereceğim. Bu da nano bir akvaryum. Bunlar mercimek değil mi? Bugün tanıtım şeye girecek, yayına girecek. Aynen senin kanalın linkini evet. Verdik zaten. Pistia. Kraliçe aramaya çıktık ama bir şey bulamadık doğru düzgün. Geldik. Evet, şimdi buradan ne yapıyoruz? Akvaryumlara bir bakalım. Şahane. Su üstü, su altı. Burada harika bir ortam var.
Yani bayıldım. Bunun içine biraz burada balık eklenecek. Balık eklenecek sana değil mi? Var aslında, saklanıyorlar şu anda. Gobiler var. Bu vatandaş ne? O entler, dişi entler. Lepistes'in bir varyetesi. Onun herhalde şey mi, yüklü mü şu anda? Evet, bayağı bir yüklü. Bir tane kalmış. Bir tane var dedim de onu buraya attım. bir iki tane var daha doğrusu. Doğru. Şu bugün bana gösterdiğin şey kızıl. Aynen kızıl ağaç kozaları. Kızıl ağaç kozaları. Evet, doğada bunlar doğada var arkadaşlar. Ama fazla atamıyormuş. Muhammed öyle söyledi. Evet, suyu karartıyor. Suyu karartıyormuş. Arkadaşlar, bu Channa aurantimaculata kobra yılanbaş diye geçiyor. Bir çift var burada. Burada krallar var ya. 5 yaşında bir çift. Arada bölme görüyorsunuz. Bu ne derseniz şimdi bazen arkadaşlar karışımla gösterirsem ki camın yansımasını da düşünürseniz. 35 santim civarında. Canavar. Wow. Ne demiştik bu tura? Kobra yılanbaş. Kobra yılanbaş. Kobra yılanbaş. Şaka. Evet. Erkek oradaki, dişi buradaki. Bu akvaryumu da yine güzel bir şekilde yapacağım. Kıştan çıktılar. Bunlar kış uykusuna yatıyor karınca gibi. Kıştan çıkardım bunları. Onun için akvaryum biraz kötü durumda. Altını üstünü değiştireceğim bu akvaryumun. Güzel paldaryum stili bir akvaryum. Paldaryum değil mi? Evet. Yani üstüne de bir şeyler koymayı düşünüyorum. Çok güzel. Ben yavru almaya çalıştığım bir harika çift. Harika emek var. Peki aradaki bu bölme? Bunlar biraz sinirli hayvanlar. Sinirli mi yoksa agresif hayvanlar? Cinsel yönden çok mu şeyler? Ya aslında öyle, erkek biraz fazla zorluyor dişi. Hmm. Dişi de hazır olmadığı için zaten kaçıyor. Coşkun tipi var evet, bu arkadaşlar. Evet. Coşkun. Ama tipi maalesef var. Bu çok para etmiyor. Bazen bir bakıyorum bu tarafa geçmiş. Nereden geçiyor? Nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Herhalde o zaman zorluyor, teli geçiyor. Düz duvara tırmanma terimi var ya, şuradan şöyle tırmanıp şuradan sıvışıyor herhalde. Aynen, bir şeyler anladım oluyor bir daha ayırıyorum. Hanımefendi de herhalde biraz cazip, cezbedici. Ya zaten gördüğün gibi hanımefendi paramparça oldu yani. Ona göre biraz görüntü olarak vasat duruyor. Evet, şey çünkü yani her yeri koparıldı, bir daha baştan çıktı. Hani 40 yamalı şeklinde şu anda. Ama herhangi bir sağlık problemi yok yani. O süper ya, süper. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Biraz çekim yaptığımız saatten kaynaklı sıkıntı var arkadaşlar. Kendi gölgemiz yansıyor, onda affola ama hani yani çıplak gözle baksanız hani hayran kalırsınız, öyle söyleyeyim size. Mükemmel, çok müthiş. Ben şu odada otursam bence saatlerce otururum yani. Nefis bir hobi odası, öyle söyleyeyim size. Burada nelerimiz var Muhammed? Burada da sayikalar var. Bunlar da yine Orta Amerikan türü balıklar. Bu küçük cimcimeler ne bunlar? Bunlar yavruları. Pirana gibi yavruları. Yavru, tabii burada yavru yeme sıkıntısı yok. Bunlar bakıyorlar. Bunlar bakıyorlar. Yani yavruları büyüyene kadar bakıyorlar. Çok iyi, harika. Evet, bunların da videosu var zaten. Demek bunlar o kadar balık hafızalı değil. Yani yok yok yani bakıyor. Sabah unutup bunlar ne deyip bunları yemiyorlar yani. Harika. Ev sıkıntıları yok. Ya nefis gözüküyor ya. Yani aydınlatması, şu dekoru. İçinde canlıları yani falan. Çok fazla hani böyle dekoru biraz parçalayan balık, sert balıklar da. Öyle bir şey ki en basit seviyeden hani gidip de ben de akvaryum hobisine gireceğim yani şurayı gördükten sonra resmen beni dürttü yani burası. Tabii zor da. Zor da tabii. Yaparız sıkıntı yok. Burada şu anda bir canlı yok. Paludaryuma buraya bir şey gelecek. Arkadaş gelecek. Güzel bir arkadaşlar şey. Çok bacaklı. Formica kolonisi koyacağız. Burayı sansürlüyorum ben. Falan diyormuşum. Sansürlemiyoruz arkadaşlar. Niye sansürleyelim? Kurt örümceği koyacağız buraya değil mi? Evet. Aynen, kurt örümceği arkadaşlar, yoksa ne tarantolamızın değil mi? Arka bahçemizde yaşayan güzel bir örümcek türü. Bu tarafa geçiyorum. Burası da Afrika Tanganyika Gölü Akvaryumu. Kabukçul ve kayacıl çiftliklerden oluşuyor. Yani Guberek. Afrika müziği çalar kafamda. Kabukların içine yuvalanıyorlar. Öyle mi? Yavru yapıyorlar. Hmm. Birkaç tür var. Neolan Prologus Similis. Aha, kaçtı oraya. Kaçtı. Kaçtı, şimdi harika. İçinde yavru da olabilir bu arada yani. Öyle mi? Şurada yani bak, girip çıkıyor onun içine. Çok süper. Aynen. Canlı canlı görmüş olduk. Hiçbir masraftan kaçınmıyoruz arkadaşlar. Egzotik hobi olarak size her şeyi canlı canlı gösteriyoruz yani. Aynen. Yani bu kadar. Süper, daha ne olsun? Şunlar da şeyler. Ha, bu da var. O her yerde akvaryum çıkıyor abi. Kuş cennetinden dedim ya. Şeycim, yatağında matanda yok da. Muhammed. Evet. Dedim ya doğadan. Kuş cennetinden mi aldın ağaç kabuğunu? Kuş cennetinden. Ağaç, yok balıklar. Ha, pardon sen demiş hani balkonda tabii, şey yaptın diye. Tabii Afyanus killi fişleri bunlar. Aynen. Bunları ben doğadan tuttum. Baktım, ürettim. Bunlar anaçları öldü tabii, artık ecelleri geldi. Bunlar elimde büyüyen yavrular. Bunları da doğalarına kavuşturmak istiyorum. Çünkü artık büyüyüp yetişkin oldular. Bak, erkek renk vermeye başlamış. Evet. Aslında doğada güneş altında gerçekten çok parlak güzel renkler de veriyorlar. Bunlar bu kadar büyüyorlar bu arada. Hmm.
Yani çizgiler erkek, şu benekli ömürleri de şey. Bunları sen bayağıdır bende dedin sanki, yanlış hatırlamıyorsun yani, değil mi? Yani ben 4-5 sene baktım. Balıkta bu kadar ömür çok iyi. Burada geçelim mi? Burası sürpriz olacak. Burayı geçelim. Spoiler vermeyelim. Yani arkadaşlar nefis ya. Hani saatlerce izle, öyle söyleyeyim. Bakın burada ne var arkadaşlar. Componutus Sanchus, değil mi? Vay. Wow. Bu ablamız bombalama yapar mı? Yapar. Ama şöyle uzaktan el sallayalım o zaman. Bu şimdi hangi boy oluyor? Ben o kadar hakimim yani arkadaşlar, biliyorsunuz. Ya hiç benden sorulu tarantula hobisi yani, öyle söyleyeyim. Bu adult bir boy ama biraz daha büyüyebilir. Evet, buradaki tarantulamızın bugün kap değişimini gerçekleştireceğiz. Kendisi adult bir, yetişkin bir dişi, Brachypelma boehmei. Kendisini biraz dürterek, inşallah strese sokmadan yeni ortamına, yeni evine geçireceğiz. Hadi bakalım, gel buraya. Hop, hop, abdomende biraz kabarık. Sinirli misin sen? Sinirli olma. Bak, buraları kazmaya başlamış. Oo. Oo. Biraz çakıyor gibi. Evet, savunma şeyine geçti. Biraz sen şöyle yukarı doğru. İnşallah bombalamadan bizi. Şöyle. Yukarı çık. Yukarı çık. Hadi bebeğim. Normalde uysal bir türdür. Böyle defansif hareketlere geçmez bu. Genelde kaçmayı tercih eder ama. Son zamanlarda böyle buna bir haller oldu. Zaten epey süredir yem almıyor. Kabukta da değil ama anlamadım ne olduğunu. Şuralarda, yukarılarda durdu. Hep hiç zemine inmedi. Zeminde örümcek mi gördü, korktu bilmiyorum. Ama inmedi zemine. Şu anda aşağıya inmiş. Burayı da kazmaya başlamış. Niye kazmaya? Yani strafor şu arka fon. Bak, çakmaya başladı. Ki bırakıp palmalarda çok olmaz bu yani. Hadi şey oldu. Değil en azından, sıfırdan 100 kilometreye hani 10 saniyede çıkan bir tür değil. Yok. Öteki türlü olsa... Öyle kapasiteleri de var bunların, patlayıcı bir güçleri. Evet. Bundan öyle bir atraksiyon beklemiyorum ama... Ama renk ağırlığı nefis ya. Hani doğru ışık altında çekemiyoruz, bak akşam üzeri şu anda ama... Evet. Hani nefis bir renk ağırlığı var, onu söyleyebilirim size. Yani şöyle bir yardım edebilirim belki. Evet. Şu an çok iyi. Daha iyi görünüyor olabilir bu şekilde. Ya çok da strese sokmak istemiyorum. Yani ilginçtir. Genelde tepki verirler giderler. Tarantulalar yuvalarına biraz sadıktırlar. Böyle yuvalarından onları kolay kolay alamazsınız. Pek çok örümcek türü öyle ama. Direnirler. Yani gezgin, evet. Örümcekler dışında. Evet, aynen, bunlar genelde biliyorsunuz. Sabit şekilde av beklerler yuvalar, evet, evet. Yuva yapıp. Yani şu an öyle bir durum var ki sanki cama tutunamıyormuş gibi. Aslında böyle bir problemleri yok bu hayvanların. Yani normalde çoktan yürüyüp gitmiş olması gerekiyor. Aynen, ayak diretiyor. Bunlar yedek çağları arkadaşlar. Normalde aslında evet. Olacak gibi. Şu teli takıldı herhalde oraya. Buradan sonra çubukla devam edersen sanırım yer gibi ama ne diyorsun? Evet. Burada işte o kadar güzel ki. Evet. Epeydir de yem yemedi işin açıkçası. Belki ayağının tozuyla yer. Bir deneyelim. Yani belki kanun değil. Kımıl kımıl bir hamam böceği dikkatini çekiyor. Evet, bir hamam böceği yani zannetmiyorum yiyeceğini ama bakalım. Bir reaksiyon gösterecek mi? Evet. Normalde bunun üstüne atlaması gerekiyor. Ama geri döner mi bir anda? Almadı. Neyse, iyice strese sokmayalım diyeceğim ama yok, almadı. Almadı, alsa. Ya zorlama ya. Hadi kızım. Daha fazla bombalama bizi. Lütfen, lütfen. Bak, o güzel tüylerin gidiyor, ondan sonra kel kalıyorsun. Gider buradan sonra. Şöyle gitse de yeni yerinde biraz. Gözlemlesek mi diyorsun? Aynen. Şu anda arkasından tamam. Ağa çıkıyor. Evet, aynen. Aslında
olması gereken yeri de buldu gibi. Evet. Gayet de yakıştı oraya. Oo. Sanki niyetli gibi. Evet. Aha da kalktı. Güzel avladı. Evet, bu da bir yer türü. Sazimai diye geçiyor. Henüz cinsiyeti çok belli değil ama dişi gibi düşünüyorum. Bunun da kabı değişecek. Artık büyüdü. Küçük bir yerde duruyor. Güzel parlak bir mavisi laciverti var. Çok güzel ya renk düzeni. Şuraya baksana. Şey gibi. Böyle mora çalan lacivert. Değil mi? Evet, evet. Hatta bu kabuktan sonra ben bunun birkaç fotoğrafını çektiydim. Onları sana atarım. Tamam. İnanılmaz güzel. Daha büyüyecek tabii bu. Bunu dün beslemiştim. Yani kabuk sürecinde yem almadığı için. Bayağı acıkmıştır. Abdomen de ufalmış aynen, zaten. Aynen. Güzel. Gider. Burada, burada, burada. Seni var ya sen eşek sıpası. Eşek sıpası. Eşek sıpası.